Burada mı kaldınız bakanım? Habersiz geldim zaten. Efendim. İyi misin? İyiyim. Aklım sende, uyuyamıyorum. Bir şey söyleyeyim, sonra gidip yazacağım. Sakın unutma Zeynep. Hayat bir kere. Sakın unutma. İyi uykular güzel kızım benim. İyi uykular neneciğim. Günaydın. Günaydın. Özür dilerim Ali, haberim yoktu. Tamam, akşam aradın söyledin ya. Sen biliyordun ama değil mi? Sen eve döndüğünde o burada beni bekliyordu. O yüzden ben yoldayken beni aradın. Boş ver Zeynep. Kendimle mücadele ediyorum. Ama bu mücadele içindeki ötekenlik kazanması lazım. Musa hep hayatınızda olacak. Bunu böyle kabul et diyememin yani. Musa bundan sonra buraya gelmeyecek Ali. Hadi gidelim. İşine geç kalma.
Efendim. Merhaba Musa. Tamam. Anlıyorum. Aramızda merhaba da kalmayacak. Evimde kalan giysilerim için aradım. Aldırır mısın? Yoksa yollamam mı istersin? Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Birilerine verirsiniz. Bu arada... Kanalda durumlar nasıl? Genel müdürle ilişkileriniz düzene girmiştir herhalde. Musa, böyle bir ilişkim yok. Olabilir ama. Artık yalnız bir kadınsınız. Bütün bunları kim söylüyor sana? Lütfen televizyonda gördüğün her şeye inanma, olur mu? Bakın, yanıldığınız nokta bu. Magazin yorumlarına inandığını söylemedim. Eğer bir şeyin gerçeğini öğrenmem gerekiyorsa bunu en kısa zamanda öğrenirim. Merak etmeyiniz. Erikleri sana mı getirmiş? Erikleri de mi gördün? Evet, bana getirmiş. Kapında sanki her akşam eli kolu dolu eve dönen bir aile babası gibi duruyordu. O eve her gün gelirmiş gibi. O evin senin hayatının bir parçasıymış gibi. Kapıda mı kaldınız sayın bakanım dedim. Sayın bakanım mı dedin? İroni yaptım. Kıskandım ya. Nefret ettiğim bir partiyi temsil ediyor. Polislikten emekli olduğumdan beri bakanım demeyi bile bıraktım. Ne sayını? Bilerek habersiz geldim dedi. Aynen böyle dedi. Kısasa kısas yani. Okulun en güzel kızı için kavga etmeye hazır liseli gençler gibiydik. Sen de amma senaryo yazmışsın Ali. Senaryo. Farkında değil misin? Aşağı 6 ayla ayrıldıklarından beri daha sık geliyor. Dün perşembeydi. Eskiden cumaları gelirdi, artık perşembeden geliyor. Ali, nelere takmışsın inanmıyorum. Bütün gece döndüm durdum. Düşündüklerimi sabah olsun Zeynep'e söyleyeceğim dedim. İnsan bazen bir cevap almak ister. En kötü cevabı alacak olsa bile... hayatına kafası o sorudan alınmış devam etmek ister. Bazen de o cevabı hiç duymak istemez. Duymaktan korktuğu cevabı almamak için... soru sormadan her şeyi akışına bırakır. Sence hangisini yapmalıyım? Musa artık benim hayatımda değil. Bunu o da biliyor. Evet, ben... Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Kesin zayıf olacağım. Günaydın Pınar, ne yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Dışarı gelmiyor musun? Yok, sağ ol. Günaydın. Günaydın kardeşlerim. Günaydın. Ne haber? Sonra konuşalım, emin olur mu? Neredesin Pınar ya? Buradayım, görmüyor musun? Akşam MSN'de ağaç oldum. Ne arıyorsun ne de mesaj atıyorsun. Erken uyudum. Seni düşünmekten uyuyamadım. Acaba bir sorunumuz var da ben mi bilmiyorum dedim. Çıktığımızdan beri ilk defa dün akşam konuşmadık. Aslında bazı sorunlarımız var Barış.
Ama sonra konuşalım, tamam mı? Şimdi hazır değilim. Hayır, ben şimdi duymak istiyorum. Lütfen Barış, sonra. Ya sonra deyip çekip gidemezsin. Ne oluyor bilmek istiyorum. Ayrıca da hakkım. Olmuyor. Yürümüyor. Böyle hissediyorum. Barış, seni bir arkadaş olarak ne kadar çok sevdiğimi sana anlatamam. Ama seni erkek arkadaşım olarak göremiyorum. Çok özür dilerim. İsrar ettiğin için sana şimdi bunları söylemek zorunda kaldım. Bu cümlelerle konuşmak istemiyordum. Aslında bütün düşündüklerimi sana bu mektupta yazıyordum.